Arkadaşlar, bu bölümde kesmelere bakacağız. Bu son ders parçasında bu ana konuya geçiş yapacağız ve gerçekten önemli bir konu. Tabii bağımsız, bundan sonrası için yeni bir kapsam görüyoruz bu bölüm bağlamında. Bunu da düşünebilirsiniz ama bazı daha önceki bilgileri de hem pekiştirmek anlamında hem de onlara alternatif bir çözüm getirmek anlamında da bu konuyu düşünebilirsiniz. Tabii özellikle hangi kısım açısından bunu söylüyorum? Özellikle buton kullanımı açısından, yani mikro denetleyici dışarıdan bir giriş yaparken ki durum açısından söylüyorum. Kesme nedir? Önce temel olarak kesmeyi tanımlayalım. Sonra da bu nasıl bir avantaj veya nasıl bir yeni bir yöntem bize sağlıyor? Buton kullanımı açısından mesela örneğini verdiğimiz. Buna bakalım. Kesme tipik olarak mikro denetleyici çalışırken mikro denetleyicinin o rutin çalışmasına ara vermesine neden olan, sonra kendinden beklenen, o kesmeden beklenen iş yapıldıktan sonra yeniden mikro denetleyicinin kaldığı yerden devam ettiği bir o aradaki o işte kesintiye neden olan şeyin adı. Bu tahmin edilebilir, yani bunun oluşacağı an ya da edilemez. İki durum da söz konusu. Yani bu anlamda zamanla bir şekilde ilintili olmak ya da olmamak gibi bir bağlayıcılığı yok. Bunun dışında tek bir kesme tipinden söz etmiyoruz. Yani ben örneğin buton için örneğini verdim ama sadece buton için değil. Yani zamanlayıcılar için kullanabiliyoruz. İşte ADC, DAC için kullanabiliyoruz. Bütün bunlar için de bize bir çalışmanın daha sistematik olmasını aslında, daha profesyonel bir algoritmayı, daha hatasız özellikle zaman hataları ve öngörülebilirlik anlamında hataları ortadan kaldıran bir aslında yaklaşım bize sunuyor. Mesela nasıl bir, yani tabii göreceğiz burada uygulamasını ama temel manada aklınızda fikir olması, bilgi olması açısından söyleyeyim. Şu ana kadarki uygulamalarda ne yaptık biz? Mesela buton kullanıyorduk. Butonu yoklama metodu dediğimiz, buton basıldı mı basılmadı mı kontrol ettik. Tamam, güzel, yani bu da bir çözüm metodudur tabii ki ama bunda iki tane problem var. Bir, eğer süreyi çok yakın tutarsanız, yani o kontrolle ilgili bir ardışık sonuçta kontrol yapmanız lazım değil mi? Kontrol ettiniz, sonra gittiniz bir yere, başka işleri yaptınız, sonra geldiniz yine kontrol ettiniz. Eğer bu iki kontrol arasındaki süreyi çok kısa tutarsanız, bu durumda bir başka işi yapmada size engel çıkabilir veya bir başka işi, mikro denetleyicinin yapacağı başka işleri yaparken bu şekilde böyle sürekli bölüntüler oluşur. Mikro denetleyiciyi çok fazla bu şekilde gitgellerle meşgul edersiniz veya daha hızlı çalışma imkanı varken bu hızınızı sınırlayacak bir durum oluşturur. Bazen bunu yapmak mümkün de olmayabilir. Yani bazen öyle, örneğin uzun bir döngü çalıştırmanız gerekir ya da çok uzun işlemleri peşi sıra yapmanız gerekir. O kontrol işine yetişemez mikro denetleyici. Tekrar ikinci bir kontrol yapana kadar sizin orada gerekli zamanı aşmış olursunuz. Dolayısıyla yani bir kere mikro denetleyiciyi burada meşgul etme işi var. Birinci problem bu. Ha, bu bir de zaten belirttiğim gibi eğer işi kaçırmadan yaparsanız ancak bu kadarlık bir problem var. Bir de kaçırma ihtimaliniz var, değil mi? Mesela tamam, el basma örneğini vermiştim ben geçtiğimiz derslerde. Bir insan elini bir butona basıp çekmek, yani hemen hemen 100 milisaniyenin altında bunun olması mümkün değil. Yani diyelim ki siz iki kontrol arasında 100 milisaniyeden daha kısa tutarsanız bir insan parmağının oraya basılıp çekilme durumunun yakalanamaması söz konusu değil. Ama sadece bu değil ki bizim mesela kesme için kullandığımız şeyler. Bir sürü farklı kontrol işi var. Bunları kesmelerle çözüyoruz mesela. Bunlar için kesme neredeyse bazen tek alternatif oluyor veya tek çözüm yolu oluyor. Özetle arkadaşlar, bu söylediğim iki durumdan dolayı, yani birincisi bu şekildeki kontroller arasındaki sürenin çok kısa olmasının mikro denetleyiciye getireceği ek yük ya da kısa bile tutsanız yeterince kısa tutamamanızdan dolayı veya işin mantığı gereği, tekniği gereği o sürelerin çok çok gerçekten kısa olma zorunluluğundan dolayı bu tür yakalanması gereken 1-0 geçişlerinin yakalanması gerekirken sizin onu kaçırma ihtimaliniz işte bizi kesmeli kullanıma götürüyor. Zaten yani basit bir uygulama bile yapsak, yani onu örneğin yakalayacağımız garanti olan bir fiziksel durumu bile yokluyor, inceliyor olsak aslında kesmeli kullanım her zaman daha derli toplu, daha düzgün, daha sistematik bir program yapısı ve bunu kontrol ederken de çalışmasını, analizini ve doğru çalıştığını gözlerken de her zaman bize daha profesyonel bir çalışma ortaya çıkarmamızı sağlar. Arkadaşlar, anlaşıldığı üzere birden fazla kesme söz konusu. Bunların detaylarına geleceğiz. İsterseniz şu şekil 51'i ben tekrar hızlıca göstereyim. Bunu da değişik derslerimizde anlattık.
O ders tekrarlarına da bakabilirsiniz. Burada da ben bir kez daha anlatacağım. Temel olarak kesmeli bir çalışmada nasıl bir yapı söz konusu? Kesmesiz çalışmada nasıl bir yapı söz konusu? Önce ona bakalım. Kesmesiz çalışmadaki yapı bakın arkadaşlar normal şartlarda şu en sondaki gibi. Önce buna bakalım. Burada hiçbir aslında çalışmayı kesintiye uğratacak bir şey yok. Tabi burada arada hani komut geçişlerinden kaynaklı döngü vesaire gibi şeylerden kaynaklı bazı öne gitme, sonraya gitme vesaire gibi şeyler olabilir. Ama bundan kastettiğimiz şey kesme gibi değil. Burada zaten o gözlemi, o takibi yapabiliyoruz. Bunlar zaten koşul ya da döngü oluştururken bizim oluşturduğumuz algoritma ile ilgili şeyler. Kesme daha farklı. Kesme herhangi bir örneğin dış tepki ya da mikro denetleyici içerisindeki zamanlama gibi örneğin bir işlemin gerekli kendinden beklenen şeyi ürettikten sonra programa bizim tahmin edemeyeceğimiz bir anda ve bizim müdahalemize ihtiyaç duymaksızın ara vermesinin sağlanması mikro denetleyicinin. Ve bu tamamen bir koşul komutu veya bir herhangi bir onu yoklayan bir komut üzerine yapılmıyor. Tamamen donanımsal. Bu yakalandığı anda mikro denetleyici ilgili kesme rutinine gidiyor. Nasıl oluyor bu? Diyelim ki siz ana programı çalıştırıyorsunuz. Bakın şuraya kadar geldiniz. Diyelim ki hiç tahmin etmediğiniz bir an veya tahmin etmemiz etmememiz de aslında dediğim gibi referans nokta değil. Herhangi bir anda kesme geldi. Ne yapıyor program? Bu okun gösterdiği kısım benim o işte çalıştıracağım kesme rutinine karşılık geliyor. Bu kesme rutini çalıştırılıyor ve tekrardan program kaldığı noktaya geri geliyor. Bu sağa giden okla sola gösterdiğim ok arasında arkadaşlar bir boşluk söz konusu değil. Yani aslında şu kalınan nokta şuraya eşit. Yani şu ikisinin arasını yok gibi kabul edebilirsiniz. Kaldığım nokta burasıydı. Bunu hallettim. Tekrardan kaldığım noktaya döndüm. Yani arada bir komut kaybı vesaire söz konusu değil. Hatta zaten bunun da detaylı bir açıklaması var. Ona da tekrardan değineceğim dersin ilerleyen kısmında. Ona yönelik de bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar kesme kaynakları neler? Önce ona bakalım. Bir de bu kaynaklar arasında bir ilişki var, bir hiyerarşi var. Bir de buna bakacağız. Kesme kaynakları en temel kesme kaynağı. Önce temel olarak gruplandıralım. Sonra kaç adet var? Kendi içlerinde nasıl? Ona bakalım. Bir kere temel 851'i dikkate alırsak 3 tane kesme var diyebilirim size. Birincisi dış kesme. İkincisi zamanlayıcı kesmesi. Üçüncüsü de seri haberleşme kesmesi. Zamanlayıcı kesmesi 2 tane, harici kesme de 2 tane. Bu mantıkla sayarsanız da toplamda 5 tane kesme var. Yani siz hem zamanlayıcı 0 için hem de zamanlayıcı 1 için kesmelik kullanım yapabiliyorsunuz. İkisi için de ayrı ayrı kesmeler var. Yine harici kesme kullanmak istiyorum ben diyelim ki buton kullanmak istiyorum örneğin veya bir şeyi başlatacağım. Buna yönelik bir 1-0 geçişi lazım bana. Kesmeli kullanmak istiyorum. İşte bunun için de yine iki farklı pine sahibim. Yani iki farklı iş için bu iki farklı pini düşünebilirim. Bu şekilde toplamda 5. Kesmelerin öncelik sırası diye bir şey var. Bu ne demek? Normal şartlarda kesme zaten program için önceliklidir. Yani kesme olduğunda yani program dur şurada işte 5 tane daha komut var onları işleyip sonra kesme çalışsın diyemez. O anda gitmek zorunda. Tabii o anın bir ölçüsü var. O an şu demek değil. Yani komut işleniyordu. Komutu yarım bıraktınız gittiniz kesmeye. Öyle değil. Yani sonra döndünüz değeri kaybettiniz falan. Öyle olmaz. Yani komuttan beklenen şey mutlaka yerine getirilir. Örneğin aritmetik komuttu bir diyelim ki o. Bir hesap yapıyordunuz. O hesabın sonucu elde edilir. O değer yazılır. Sonra kesmeye gidersiniz. Örneğin o değer üzerinden başka işlemler devam edecektir. Onları da bu şekilde doğru biçimde yapmış olursunuz. Dolayısıyla hiçbir zaman programın yaptığı işe zarar verecek bir kesmeye gidiş ve dönüş söz konusu olamaz. Mutlaka o komut bir kere bitecek ve o komuttan sonra kesmeye gidersiniz. Yani burada hemen hemen hiçbir zaman kaybı tabii yok arkadaşlar. Çünkü bir komutun işlenebileceği süre ne kadar olabilir? Yani en fazla birkaç yüz nanosaniye. ADX 841 için. Yani bu şekilde bir geçiş durumu söz konusu. Tabi bunun da bir detayı var. Onu da veririm gerekirse ama temel manada mevcut komut bitecek diye düşünebilirsiniz. Bazı istisnai komutlar var ama onlarda da en fazla birkaç komut gibi düşünebilirim. Peki öncelik ne demek şimdi o zaman? Ya kesme zaten öncelikliymiş. Ha, o zaman arkadaşlar bir adım geriye tekrar dönüyorum ben. Bakın ben az önce size şu yapıyı gösterdim. Kesmeye gittim, ana programa döndüm. Kesmeye gittim, ana programa döndüm. Bu tek bir kesme söz konusuysa programın içerisinde ve daha doğrusu bir kesme geldikten sonra başka bir kesme o anda gelmezse bu durum söz konusu.
Peki diyelim ki kesmeyi ben işliyordum, başka bir kesme geldi. O zaman ne olacak? Şimdi o zaman kesme de öncelikli, değil mi? Gelen bir şey kesme. Kesme öncelikli. Ama benim işlediğim şey de kesme. O da öncelikli. Hangisine bakacağız? Bu durumda işte arkadaşlar öncelik sırası diye bir şey var. Eğer sizin işlediğiniz kesmeden daha yüksek öncelikli bir kesme gelirse onu işlemeye gidiyorsunuz. Onu tamamlayıp kaldığınız noktaya yine geri dönüyorsunuz. Yani önce kaldığınız kesmeye geri dönüyorsunuz. Onu bitirip sonra ana programınıza geri dönüyordunuz. Yani bir iş yapıyordunuz düşünün. Rutin bir iş yapıyordunuz. Bir işinize ara vermeniz gereken bir şey oldu. Tam o işe başladınız. Ama o işi bitiremeden de daha acil bir şey size söylendi. Bu sefer onu yapmaya başladınız. Ne yaparsınız? Önce o en acil işi bitirirsiniz. Sonra o işe gittiğiniz daha önceki yine acil sayılabilecek öbür işi bitirirsiniz. En son rutin işinize geri dönersiniz. Yani mantık bu şekilde kesmedeki gibi bu şekilde düşünebilirim. Bu öncelik sırasını nasıl bileceğiz? Nereden bileceğiz? Bunun bir default yani varsayılan bir sırası var, mantığı var. Bu kesme sırası interrupt 0, harici interrupt 0 bakın bu. Port 3.2'den kontrol edilir. Zamanlayıcı 0, harici kesme 1, zamanlayıcı kesmesi 1 ve seri haberleşme olmak üzere bu saydığım sıra aynı zamanda benim kesme öncelik sırasıdır. Hani buna uyacağız, buna uymamız gerekiyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bizim dersimizin sorumluluğu için de. Ben size bizim dersimiz kapsamı içerisinde daha ekstra bir bilgi buna dair sorumlu değilsiniz şeklinde düşünebilirsiniz. Bu şekilde bilgi verebilirim. Yani öncelik sırası değiştirme, öncelik sırası atama ile ilgili işlemler yapmayacağız. Ama bu şu demek değil. Yani öncelik sırası nedir bunu bilmeyeceksiniz veya öncelik sırası kavramını hiç kullanmayacağız. Böyle bir şeyden bahsetmedik anlamında söylemiyorum. Sadece öncelik sırasını değiştirme anlamında işlemler yapmayacağız. Çünkü normalde IP saklayıcısı var. Burada interrupt enable bu. Bu da öncelik anlamında priority kelimesi var burada. Dolayısıyla bu saklayıcıyı çok fazla kullanmıyoruz. Veya daha doğrusu kullanmıyoruz. Yani normalde ders süresi yetse daha uzun anlatabilsek bu saklayıcıyla da ilgili işlemler yapardık. Ama bunu bu öncelik atama işini veya öncelik değiştirme işini kullanmadığımızı ifade ediyorum size. Ama default buradaki varsayılan öncelik sırasına yönelik tabii durumu bilmek ve kullanmak gerekiyor. Bir de kesme vektör adresinden bahsedelim. Kesme vektör adresi nedir? O bizim için kesmeyi aynı zamanda kullanmamıza da yarayacak bir bilgi. Ve yine her zaman yaptığımız gibi konuda bir temel olarak neler var bir onu önce görelim. Sonra zaman ölçüsünde birkaç noktayı daha vererek bu kısmı tamamlayalım. Bu saklayıcılarla ilgili detaylı bilgiler var burada. Yetişebileceğini pek düşünmüyorum saate baktığımda. Bunu isterseniz bir sonraki derste veririm. Zor değildir. Yine aslında burada da ders hemen hemen bitiyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü birkaç örnek var. Arkasında da en son bir ADUX 841 ile ilgili kesme kısmı var ama biz henüz bazı birimleri henüz görmediğimiz için ADC gibi örneğin onların kesmesini de burada detaylı anlatmayacağız ya da seri haberleşme. O yüzden kesme bölümü şu ana kadarki pratiğini yaptığımız bölümlerle sınırlı bizim. İleride o bölümleri gördüğümüzde de onların kesmesini kullanacağız. Arkadaşlar bu bölümde bir de en son kesmenin işleme konması az önce o detayı var denilen bilgi var burada ve bu şekilde bu bölümde bitiyor. Yani bu şekilde kesme kısmını bitirip bir sonraki dersimizde önce kesmeyi bitirdikten sonra da ADC birimine geçiş yapmış olacağız diye planlıyorum. Ben şu bilgiyle bu bölümü tamamlayayım. Sorularınız varsa sonra onlara bakalım. Arkadaşlar kesmelerin her birinin bir vektör adresi var. Ne demek vektör adresi? Şimdi biz önce sözle ifade edeyim bunu. Önümüzdeki hafta zaten kullanımını yapacağız. Kesmeyi kullanabilmemiz için bir kere onu önce kafamızda belirleyeceğiz. Yani hangi kesmeyi kullanmak istiyoruz biz. Bu belirlemeyi yaptıktan sonra yani bunun tercihini oluşturduktan sonra program kodları içerisine ben bu kesmeyi kullanacağımı en başında o org 000 hex diye yazdığımız yani reset kesmesi aslında o. Onun altına bu kullanacağım kesmeleri de belirtmem gerekiyor. Kaçını kullanacaksam yani birden çok daha fazla sayıda kesme de kullanabilirim. Sadece birini de kullanabilirim. Bu işte orada belirtilecek vektör adresinin adı. Tabii bu aynı zamanda bir şeye karşılık geliyor. Program belleğindeki adrese karşılık geliyor. Şimdilik böyle bilgi vereyim. Bunu kendiniz bakabilirsiniz ama ilerleyen derslerde ben bunun üzerine de size bir bilgi vermeyi planlıyorum.
Özetle bu programın başında kesmeyi kullanmamız ve kesmeyi orada deklare etmemiz gerekiyor. Kesme ile ilgili söyleyeceğim birinci husus bu. İkinci husus, programın içerisinde kesmeyi aktive etmek gerekiyor. Bununla ilgili yine bilgiler vereceğiz. Ve son hususta kesmeyi aynen alt program gibi düşünebilirsiniz. Ama çağırma komutu olmayan bir alt program gibi düşünebilirsiniz. Bir altta etiketi ve dönüş komutu var. Bu arada dönüş komutu da red değil, red i, ama çok benzer bir dönüş komutu var sonuçta. Dolayısıyla böyle bir yapı var elimizde ama çağırma komutu yok. Çağırma komutu donanımsal. Yani onu A kol, L kol gibi bir komutla çağırmıyorum. Onu donanım kendisi kesme oluştuğu anda benim oraya gitmemi sağlayacak şekilde çalışıyor. Bu şekilde 3 tane temel birimi olduğunu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi kesmeyi de bu şekilde bir ön giriş anlamında tamamladık. Geldik dersi toparlamaya. Ara sınavla ilgili sorularınıza ve varsa şu anda yazabilirsiniz. Diğer sorularınıza da hızlıca bakmaya çalışırım. Sizin sorduğunuz sorularla birleştirerek cevap vermeye çalışayım. Arkadaşlar henüz soru sayısını ve süreyi netleştirmedik. Yani bu tür bilgileri zaten çok her zaman veremiyoruz ama yani vermek istesem bile şu anda net şu kadar sayı da soru şu kadar süre diyemiyorum. Yaklaşık bir şey tabii ki söyleyebilirim ama sorular hazırlanmadığı için bunu diyemiyorum. Tabii ki o soruların zorluğu ya da uzunluğu benim bugün ilk parçada çözdüğüm gibi bir nitelikte değil. Quizde sorduğumuz soruları düşündüğünüzde bunlar kadar kısa da değil. Arada bir şey. Yani 2 dakikalık soru da var. 1,5, 1 dakikalık hatta soru da var. Bazen 3-4-5 dakikalık sorular da var ama 6 dakikayı örneğin bulmaz ya da 5 dakikayı geçmez diye ifade edebilirim size normal şartlarda. Soru uzunluğu ve soru sayısı toplamda bu kadar. İşte o değerle de yaklaşık ortalama 3 dakikayı çarptığınızda normalde süre ortaya çıkar ama o değeri işte biz olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Daha kısa sorular sormaya çalışıyoruz. Onu sizin lehinize oluşturmaya gayret ediyoruz. Buna benzer sorulara arkadaşlar bu şekilde bir cevap olsun. Timer 2 ile ilgili bir soru var. Timer 2'yi evet anlatmadık henüz. Ve doğru DAC, ADC gibi kısımlarda göstereceğiz. Dolayısıyla Timer 2'den sorumlu değilsiniz. Zamanlayıcı konusundan, bu arada konu kapsamımızı sorumluluk kısmında bu soru üzerine verecektim zaten. Onu da ifade edeyim net bir şekilde. Zamanlayıcıların sonuna kadar sorumlusunuz arkadaşlar. Yani zamanlayıcı konusu vizemize dahil. Ama kesme konusu dahil değil. Yani kesme konusundan bir soru karşınıza çıkmayacak. Yani basit düzeyde de çıkmayacak. Kesmeyi şu anda ben ileriye dönük ara sınavdan sonraki zaman planlaması açısından anlattım. Yoksa soru sormak için anlatmadık yani. O yüzden kesme konusu yok. Zamanlayıcı konusunda bolca uygulama var. Bütün konular için bolca uygulama var. Bunlara lütfen bakın. Soru varsa yazın bize. Haber verin. Bir eksik varsa ona yönelik ilave gerekirse size bilgi veririz. Muhtemelen çözümlü ya da bir şekilde ayrıntılı, açıklamalı soru çözümleri mutlaka vardır. Sizin belki gözünüze çarpmamıştır. Onların bilgisini size ulaştırırız. Ve bu şekilde arkadaşlar, derslerde soruların, yani karşınıza çıkabilecek soruların izleri var. Yani quizde bunu görmüşsünüzdür. Ders içerisinde çözdüğümüz birçok farklı örneğin veya o esnada verilen bilgilerin quiz sınavında, kısa sınavda karşınıza çıktığını görmüşsünüzdür. Ara sınav için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Örneğin son derste mesela çözdüğümüz sorular genelde bizim zaten sorduğumuz tipte sorulardır. Onları örneğin tekrar etmenizi, yine bizim çalışma sorularından ya da çözüm sorulardan bolca bakmanızı öneriyorum. Arkadaşlar başarılar, süre tamamlanmak üzere. Belirttiğim gibi soru varsa bize iletin. Biz gerekli size dönüşü yaparız. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. İyi günler, görüşmek üzere.